أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين. Dördüncü mesele ceddidu imanakum billa ilahe illallah. Onun hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırrı hikmeti şudur ki insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi ahir sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi ahir şeklini giyer. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefs, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecdid-i imana bir ihtiyaç vardır. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.